Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası geçen hafta iki kardiyoloji uzmanının istifasının kardiyoloji kliniğinde ciddi aksaklıklara yol açtığı gerekçesiyle yarından itibaren Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde anjiyografi, triatmil, holter, eko yapılmayacağını, polikliniklerde hasta görülmeyeceğini duyurdu. TUPİŞ Başkanı Sıla Usar yaptığı yazılı açıklamada sadece acil olan hastalara ve yatan hastalara hizmet verileceğini belirterek saat 10'da kardiyoloji servisinde basın açıklaması yapılacağını kaydetti. Usar, eksik hekim kadroları, hekimlerin sözleşmeli ve mecburi hizmetli olarak uzun süre çalıştırılması nedeniyle bugüne kadar hükümetlerle sayısız görüşmeler yapıldığına dikkat çekti. Başka kamu kurumlarına istihdamlar sürerken hekim münhallerinin oldukça yetersiz olması, hekimlerin özlük haklarından mahrum, yoğun çalıştırılmasını protesto etmek için bir süredir başka kurumlarda kamu hizmetine girişlerde sağlık kurullarını imzalamama eylemi başlatıldığını anımsatan TUPİŞ Başkanı Sıla Usar, yeni hekim kadrolarının münhali için hükümetin henüz bir iyileştirme adımı atmadığını kaydetti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada belirtilen kadroların büyük bir bölümünün 2015 yılının başında ilan edilen ancak hala sınavları yapılmamış olan kadrolar olduğunu aktaran Sıla Usar, kaldı ki söz konusu kadrolar yeni istihdam bir yana sözleşmeli olan hekimleri bile kadrolamaktan çok uzaktır. Teşkilat yasasının güncellenmesiyle ilgili çalışmalar bir türlü sonlandırılmamıştır dedi. Usar, sağlık sisteminde yaşanan sorunların kamuda çalışan hekimler arasında büyük huzursuzluk yarattığını belirterek bunun sonucunda hekim istifalarının yaşandığını ve bazı branşlarda hizmetlerin aksadığını sözlerine ekledi.